Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Sıklıkla yaptığımız videoların başında stealth, yani radara görünürlüğü çok düşük uçaklar geliyor ve tabii ki ana tartışma konumuz da Türkiye'nin çıkartıldığı programla birçok artık izleyicimizin adeta ezberlediği F-35 uçağı. Savaş uçakları stealth, tamam. Yeni bombardıman uçakları yapılıyor, onlar da stealth, tamam. Ama stealth helikopter olur mu? Radara yakalanmadan bir helikopter nasıl uçar? Gelin bu videomuzda stealth helikopterleri şöyle bir birlikte inceleyelim ve aynı zamanda bu konuda da yazarımız Hakan Kılıç'tan bir görüş alalım. Stealth, yani radara görünürlüğü düşük helikopter çalışması, aslında yeni bir konu değil. 1980'li 90'lı yıllarda Boeing tarafından geliştirilen Comanche taarruz helikopterinde bu konsept denenmişti. Denenmişti ama o kadar pahalı bir sistem ortaya çıkmıştı ki Amerikan ordusu Comanche'yi almaktan vazgeçti ve yoluna AH-64 Apache ile devam etme kararı aldı. Tabii ki Comanche'nin Türkiye ile ilgisi ne diye sorabilirsiniz. Şu an TUSAŞ tesislerine, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tesislerine imal edilen T-129 Atak helikopterlerinde kullanılan motorlar aynı zamanda Comanche'ye güç veriyordu. Umarız bu motorlar yakın zamanda T'nin geliştirdiği yerli motorlarla değiştirilir ve bu konuda da çok önemli bir eksiklik giderilmiş olur. Konumuzu dağıtmadan tekrar stealth helikoptere doğru dönelim. Günümüzde Amerikan ordusunun yeni bir ihalesi var. FARA olarak adlandırılan ihalede FARA'nın açılımı gelecek nesil taarruz ve keşif helikopteri projesi. Bu proje aynı zamanda Amerikan ordusunun bundan yaklaşık 3-4 yıl önce emekli etmeye başladığı OH-58 Kiowa Warrior helikopterlerinde yerini alacak bir helikopter. Şimdi biraz tarihte bir yolculuğa çıkalım. Bu keşif ve taarruz helikopterleri nasıl başladı? Bir buna bakalım. Arkasından tekrar FARA projesine döneceğiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra helikopterler modern orduların en önemli hava araçlarından biri haline geldiler. Özellikle Amerika Vietnam operasyonu sırasında binlerce helikopter kullandı. Efsane UH-1 helikopterleri aynı zamanda uçar birlik harekatları yapıyordu ama bir problem ortaya çıkmıştı. Bazen düşman görüldüğü zaman, keşfedildiği zaman bu helikopterlerin taşıyacakları füzeler veya kapıya monte edilen makinalı tüfeklerle düşmanın yok edilmesi gerekiyordu. Ve gerçekten Amerika'nın bu helikopteri bekleyecek kadar uzun bir vakti yoktu. Hemen ara bir çözüme gidildi. Bell şirketi Civil 206 modelini aldı ki bu çok kullanılan bir helikopterdir. Halen türevleri de imalattadır. Bu tek motorlu bir helikopter. 206'ya bazı keşif amaçlı sistemler takıldı ve helikopterin yanına da taşıyabileceği füzeler veya kapısına takılan makinalı toplarla birlikte bu hem keşif hem de taarruz helikopteri haline getirildi. Sistemlerin gelişmesiyle ana rotorun üzerine özel bir kamera sistemi takıldı. Daha gelişmiş füzeler, daha iyi silahlar takılmasıyla OH-58 Amerikan ordusunun Vietnam'ın ardından 1. ve 2. Körfez Savaşları'nda, Irak ve Afganistan operasyonlarında yoğun olarak kullandığı bir helikopter oldu. Ve tabii ki her helikopter gibi de OH-58 yavaş yavaş hizmet ömrünün sonuna geldi ve emekli edildi. Bu arada bir parantez açalım. Amerikan ordusunun emekli ettiği OH-58'lerden 70 adedi Yunanistan'a verildi. Yunanistan yedek parçalarıyla birlikte aldı ve bu helikopterleri özellikle adalarda kullanmayı planlıyor. Adaların arkasına saklanacak bu helikopterler, atacakları füzelerle bizim gemilerimizi vurmak veya seyir füzelerimizi havada vurmayı hedefliyorlar. Parantezi kapadık. OH-58'in yerine şimdi yeni nesil bir helikopter lazım. Bunun için açılan ihaleye 5 imalatçı katıldı ve geçtiğimiz Mart ayında Amerikan Kara Kuvvetleri, Pentagon tabii koordinasyonunda bu ihale yürüyor, adayları ikiye ayırdı. Bir tarafta Boeing ve Sikorsky'nin Raider X modeli var. Karşılarında ise Bell'in geliştirdiği 360 modeli var. Ve şimdi bunlar çok ciddi bir rekabet içindeler. Hedef Mart 2023'te iki helikopterin de test modellerinin uçmaya başlaması ve yaklaşık 5 yıl sürecek test ve geliştirme çalışmalarının ardından 2028 yılında Amerikan ordusu yeni nesil helikopterini seçecek ve bu konuda kararını alacak. Şimdi gelelim stealth özelliklerine. Helikoptere baktığınız zaman stealth, yani radara görünürlük oranını düşürmek gerçekten zor. Çünkü aerodinamik olarak helikopterin tepesinde dönen bir ana rotor var.
kuyruğunda başka daha hızlı dönen daha ufak bir pervane yani rotor var. Yapısı itibariyle bunu gerçekleştirmek çok zor. Ama stealth özellik nedir? Stealth radara görünürlüğü düşük hale getirmek. Burada çok ciddi bir mühendislik gerektiriyor. Çok ciddi bir özellik gerekiyor. Şimdi Hakan Kılıç'a soralım. Stealth helikopter nedir? Niye böyle bir yaklaşım var? Buyurun birlikte dinleyelim. Şimdi görüldüğü kadarıyla Bell 360 RadarX'e göre biraz daha stealth bir tasarımda. Yani daha düşük bir radar görünürlüğüne sahip. Dolayısıyla eğer oradaki kıstas bu olacaksa biraz daha avantajlı gözüküyor. Sadece tabii bu özelliği itibariyle söylüyorum. Şimdi Türkiye'de şöyle yanlış bir algı var. Özellikle bazı çevreler bu F-35, S-400 meselesinde. İşte stealth öldü, artık radarlara görünmeyen uçak kalmadı, şöyle böyle. Hatırlıyorsan biz onlarla ilgili birçok güzel yazıyla cevap vermiştik. Madem öldüyse, önemliyse, Ruslar neden stealth, yani düşük radar görünürlüğü olan B-2'nin bir nevi B-2'yi kopyası demeyelim de muadili olmayı düşünen bir bombardıman uçak projesi başlattı. Hadi onu da geçtim. Çinliler H-20'nin bir dahaki sene hangardan çıkaracaklarını açıkladılar. H-20 dediğin B-2'nin Çin'de yapılmış kopyası demiyorum bakın tekrar. Ama gövde olarak ona çok benzeyen onun muadili bir bombardıman uçağı. Aynı zamanda J-20. J-20'nin en önemli özelliği nedir? 5'in nesil olmasının özelliği. Stealth bir gövdesinin olmasıdır yani. Düşük radar görünürlüğü. Ki biz daha önce birçok makalede yazmıştık. Stealth demek sadece düşük radar görünürlüğü demek de değil. Düşük termal kızılötesi, yani termal kızılötesi, akustik aynı zamanda ve görüntü olarak da bunların hepsinden, bu emisyonların hepsinin çok az yayması demek yani. Sadece düşük radar görünürlüğü değil. Dolayısıyla dünyadaki trend bu. Yani niye Amerika helikopterlerine de stealth olmasını istiyor? Tabii ki yani. Yani çok normal yani. Zaten Amerika'da şu anda son yıllarda yapılan tüm askeri hava araçları projelerine bakın. Yani F-15X'in normal F-15'ten daha stealth bir gövdesi olduğunu. İşte bütün hava araçlarında hepsinde işte ne yapıyor adam F-15X yaparken bile gövde içine silahları yüklemeye çalışıyor. Yani İDF'e gelmişti gördük. Bütün o Emran füzelerini gövdenin içine saklamaya çalışıyorlar. Hatta oradaki Boeing mühendisiyle de konuşmuştum. Yani adamlar bütün havacılık teknolojisini artık buna getiriyor. Çünkü dünyada trend bu. Tamam Ruslar ve Çinliler biz gören radarlar yapmaya çalıştık diyorlar ama yani mümkün olduğu kadar karşı tarafta tabii görmeye çalışacak. Ama onların bu tip radarlar yapması bunun öldüğü manasına gelmediği gibi kendileri de zaten bunu yapıyorlar. Yani J-31, FC-31'de, J-20'de aynı yoldan gidiyor. İşte dediğim o yeni bombardıman uçakları da Ruslar Su-57'nin içine termal motor yapamadığı için 12 tane prototip yaptı. Yıllardır seri üretime geçmedi. Sırf şu termal motoru istedikleri gibi hala yapamadılar. Yapmadıkları için. Hatta biz ne diyoruz? 5. nesil demiyoruz. Niye? Yani uçan her tarafı radarları görünmeyen çok şahane bir uçak yapsa bile kızılötesi işte F-35'in EOS sensöründe şaklarından görünecek. Aynı şey Rus uçaklarında da var IRST sensörleri. Yani kızılötesi algılama sensörleri. Şimdi çağımız öyle bir şey ki savaşta telsizi kapatıyorlar. Radarı radar sessizleri, radar kapatıyorlar. Herkes pasif sensörlerle bilgini algılamaya çalışıyor. Sen Sikorsky yani S-70 Blackhawk gibi bir helikopterle ya da işte Apache, A-64 Apache gibi bir helikopterle düşmanın üzerine gittiğin zaman adam zaten seni kilometrelerce öteden görecek. Yani diyelim ki uçak görünmüyor, motorun termal ısısını görecek. Dolayısıyla savaş helikopterinde de şimdi daha önce Comanche vardı. RAH-66 Comanche. Şimdilik dediler buna ihtiyaç yok. Yani baktılar ki daha o zamanlar F-22'lerin daha yeni yeni şey olduğu bir zaman maliyeti de çok yüksek. Gövde içinde de çok az silah yapacak. O zamanki konjüktürde gerçekten gerek yoktu. Ama 2020'nin konjüktüründe helikopterin de stealth olması lazım. Yani düşük radar görünürlüğü olması lazım. Yani Apache'lerle Doğu Avrupa'da Moskova hava sahasına girmek yani ne derece mantıklı yani. Yani çok uzaktan göründüğünü düşünün. Aynı şekilde Suriye'de başka yerlerde. Adam tutup da bunun düşük radar görünürlüklü olanını yapmak dururken zaten niye tersini yapsın ki? Hiç şaşıracak bir şey yok aslında. O diğer Bell'in, Boeing'in ve diğer o helikopter sistemlerine bakın. Hem rotorlu hem de o arkasında pervane olan onların da gövdesi mümkün olduğu kadar keskin kenarlar sivriltilmiş. Böyle yumuşak bir aerodinamiğe sahip. Aynı F-22, F-35, J-20'deki gibi. Dolayısıyla gayet de normal olması gereken de bu bence yani.
Amerikan kara havacılığı aynı zamanda bu FARA olarak adlandırılan projede helikopterin süratini de arttırmak istiyor. Niye arttırmak istiyor? Hızlı bir şekilde operasyona gidebilmesi, çok çabuk müdahale edebilmesi, bölgede yüksek süratiyle stealth özelliklerinin yanı sıra çok hızlı davranmasını sağlaması, bu gibi özellikler isteniyor. Bugün zorlandığı zaman helikopterlerin süratı neredeyse işte 280-300 kilometre civarlarına kadar gelmiş durumda. Ama bu helikopterden minimum saatte 370 kilometre hızla uçması isteniyor. İşte bu yüzden Sikorsky ve Boeing geliştirdikleri farklı konseptle bir de tasarımda kuyrukta bir motor var. Ters konmuş bir pervane, uçak pervanesi gibi ve bununla hızı arttırmayı hedefliyor. Bell'in yaklaşımı ise biraz daha değişik. Daha dar gövdeye sahip 360, palleri kısa ve çok yüksek kuvvetli bir motor sayesinde bu helikopter normal helikopterlere göre çok daha hızlı uçacak ve bir yandan da stealth özellikleri sahip olması hedefleniyor. Dediğim gibi iki helikopter içinde çok ciddi ve gerçekten çok iddialı bir istekler. Bakalım bunu en iyi hangisi gerçekleştirecek? Bunu yaparken de görevleri birlikte yapma imkanını hangisi sunacak? Bu da gerçekten havacılık çevrelerinde merakla bekleniyor. Çünkü proje aslında Amerikan Kara Kuvvetleri'nin UH-60 Black Hawk helikopterlerinin yerini alacak konseptle de birlikte yürüyor. Bir tarafta yine Bell rekabet içerisinde Bell'in tiltratordan geliştirdiği V-280 Valor adlandırılan bir helikopteri var. Karşısında da yine Boeing ve Sikorsky var. Onlar da Raider X tarzında farklı bir konseptle çalışmalarını yapıyorlar. Ama görünen o ki gelecekteki helikopterler çok farklı olacak. Öyle işte tepesinde bir tane ana rotor, kuyruğunda bir rotor olan farklı bir veya klasik anlamda bir helikopter olmayacak. Helikopterler evrilerek çok daha hızlı uçan, havada yüksek saatler kalabilen ve uzun menzillere gidebilen hibrit hava araçları haline gelecekler. Lütfen sorularınızı yorum yazın veya info@tolgozbek.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Katıl butonumuz sizlerin ilgisini bekliyor. Detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.